Dur, şuradan geçen anlattın bana, onu uygulamalı göreceğim. Onu kapatsana bir ustam arabayı. Tamam, geldin arabaya bas. Tamam. Basacaksın. Şimdi kontağı açtım bu gazda. Evet. Bunu ortaya alıyorsun, kapatıyorsun. Tam acı sıra bak, bunu gaza geçireceksin bak. Bir daha yapsan usta. Hep bu sorunu yaşıyorum ben. Evet. Bu çalıştığı sonra çalıştırır. Çalışmadığın zaman yapacaksın. Zavallı mesela bir kontağı açtın, kapattın. Bir daha aç, kapat. Evet. Bas. Böyle on sokuyu gaz. Geçer. Ortaya alacağız, gazı vereceğiz tekrar. Anladım. Ustam süpersin. Suzuki'ciler için çok güzel bir... Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Şimdi bir arızadan bahsetmek istiyorum. Ustamızla konuştum. Akünün bitmiş olabileceğinden bahsetti. Havalar da soğuktu, çalışmadı vesaire. Ben hani soğuğa bağladım ama anlattığım üzere ona video göndermiştim. Akünün bitmiş olduğundan bahsetti. Şöyle, şu an anahtarı çevireceğim. Arabayı açayım. Şu tık sesini duyduk. Bundan sonra arabayı çalıştırabiliriz. Mesela anahtarı çeviriyorum. Şu sesi duyuyoruz ya. Burada da tekrar yapacağım. Şu sağdaki ışık yanıp sönerse, yani ışık, şu mavi ışıklar yanıp sönerse bu sefer akünün bitmiş olduğunu söyledi. Ve biraz sonra buraya gelecek ve aküyü değiştirecek. Bakalım akü sorunumu da bu şekilde halledeceğim. Tekrar deniyorum. Şu sağdaki, demin sarı ışık yanmıştı ama şimdi mavi ışıklar. Evet, sarı ışık da yanıyor. Ben şeyde göremedim, videoda göremedim. Bir de kendim şuradan bakayım. Evet, mavi ışıklar yanıp sönüyor. Bu akünün bittiğini işarettir dedi. Aküyü değiştiriyorum. Bakalım şu sorun ortadan kalksın iyice. Bu videoyu da böyle aküyle sorun yaşayan arkadaşlar için özellikle çektim. Araba çalışmıyorsa, aküyle ilgili sorun varsa buradan anlayabilirler. Bu benzin gaz olayı Suzuki'lerde falan hep bu şekilde. O yüzden umarım faydalı bir içerik olmuştur. Görüşmek üzere. Bir de bakalım biraz sonra usta gelecek. Aküyü değiştirirken onunla ilgili onun yaptığı işlemi göstereyim. Anlattıklarını çekeyim. Haberin olsun. Yol yardımı var dedin. Aynen, yol yardımı var. Evet, yeni aldığım akünün garantisi varmış arkadaşlar. 24 ay. 24 ay yol yardımı varmış. Şimdi akünün bitmiş olduğunu söyledi ustamız. Değiştiriyor. 60 amper inci akü. Başka teknik bir adı var mı ek olarak? Yok yok, zaten aracın normal, senin şarjın iyi ya. Tamam. Bu süre yattığı zaman aküler tabii boşalmaya girer. Tamam. Öyle geçen havalarda yatıracağın zaman 3 haftadır 5-10 dakika kendi haline bırak çalışsın. Zaten 2-3 haftadır yatıyor burada. Bekliyor. Antalya'ya gittim geldim. Burada kalmıştı. O zaman da çalışmamıştı zaten giderken. O yüzden bırakmak zorunda kaldım. O zaman kurma şimdi çıkar usta. Ben yapabileceğim mi onu? Onu içeriden bir yerden mi çekmen lazım? Aynen, helal bana. Şu zararı görmesin. Sıkıştırmış mı? Allah. Zorla soktu herhalde. Biz de zorlayacağız şimdi zaten. Bunları biraz çıkarttırdık, ne olacak? Gitti, bu da gidecek. Çıktı vallahi. Başı dediğimiz olay o. Galiba orada kaldı. Şu da yeni akümüz. Bunları var mı?
Şunda yok. Ne yok? Dolu yardım yok bunda. Aynısı mı? İkisi farklı. Aynı, o da ince. Yol yardım, ince de marka olarak aynı. Aynı ama yol yardımı, yol yardımı da onun garantisi var. Daha önce de çıkmış. Okay. O kağıdında mı yazıyor? Nerede yazıyor? Onunla ilgili. Bak şu teminat kod var hangisi? Şurada. Ha şu kod. Onda yoktur bak. Şu kod yol yardım ben, anlamına geliyormuş arkadaşlar. Şuna bakar mısın be? Aynı bunlar bak babam be. Peki bunda da o üretim kod var. O kod var bunda. Abi o kod şöyle söyleyeyim. O kodu bir QR kodu. İçinde garanti sende. QR kodunu biz sisteme giriyoruz. Evet. Senin herhangi bir yol yardım talebin olduğunda o QR kodundan İnce Akın'ın çekebilir miyim? Fark etmez. İnce Akın'ın şeyi artık evet. İlgilenen kişi QR kodunu okutuyor. Evet doğru bizden aldı diyor. Gönderiyor. Tamam. Olay yok. Tamam. Teşekkürler. Ya, kağıt mağıt prosedür yani. Evet. Üzerindeki QR kodla sistemde görünüyormuş zaten. Son satılan akülerde böyle bir uygulama varmış. Bir önceki diğer aküde olmadığı söylendi. Bakalım. Peki o hocam QR kodla yolda kalırsak aküden kaynaklandığını nasıl? Aküde biz değil, aküde aküde olacak diye bir şey yok. Ha, herhangi bir sebepten dolayı da. Dolayı kaldığın zaman onlar çekip gönderiyorlar sana. Çok süper hocam. Ben hani aküyle ilgili arızada gelecekler zannetmiştim. Çekicinin parasını şey karşılıyor, ince karşılıyor. Tamam. Tamam. Evet. Bu çok iyi oldu. İnce akünün numarası üzerinde yazıyordu değil mi? Aynen. Tamam süper. Süper. Bu arada bu işlemin ücreti de 400 liraymış arkadaşlar. Karttan çekilecek. Yani normal zannediyorum. Zaten bir yere sormadım. Aklımda kaldığı kadarıyla da ortalama ya, bu fiyatlardı. Şu an ucuz aküle bile 370 milyon lira. Evet ustamız ucuz öyle söylüyor. Satıyor. En ucuz açık akülerin fiyatları bile 370 civarı diyor. Nasıl? Ant akülar. Antalya'nın kendi ürettiği aküler de var. Evet. Bak ben kendim aldım. İki tane aldım. Aynı ustadan aldım. Lokman'dan. 370 milyon lira. Evet. Ben arabamı satarken onları ondan alıyordum aküleri. Bu arada ben de yola çıkacağım. Yarın ilk defa uzun yol tecrübem olacak. Bu da bir vesile oldu. Yoldan önce aküyü sıfırlamış olduk. Ve içim biraz daha rahat olacak. Aküyle ilgili en azından sıkıntı yaşamayacağım yolda. Bakalım. İnşallah yarın kazasız belasız Antalya'ya varacağım. Sabah erkenden çıkacağım yola. Evet, sen orada bir yere dokundun hocam basarken. Ne yaptın? Dur, şuradan geçen anlattın bana. Onu uygulamalı göreceğim. Onu kapatsana bir Usam arabayı. Tamam, geldin arabaya bas. Tamam. Basacaksın. Şimdi kontağı açtım gazda. Evet. Bunu ortaya alıyorsun, kapatıyorsun. Tam acil sıra bak, bunu gaza geçireceksin bak. Bir daha yapsana usta. Hep bu sorunu yaşıyorum ben. Evet. Çalıştığı sonra çalışıyor. Çalışmadığın zaman yapacaksın. Sabahleyin mesela bir kontağı açtın, kapattın. Bir daha açtın, kapat. Evet. Bas. Böyle ortaya bas. Geçer. Ortaya alacağız, gazı vereceğiz evet. Tekrar. Anladım. Ustam süpersin. Suzuki'ciler için çok güzel bir bilgi verdin. Allah razı olsun. Bekleriz. Tamam, tamam. Ödeme aşamasına geçiyoruz şimdi. Tamamdır arkadaşlar. Akü aldın mı sen? Eski. Eski bende dursa olur mu? O zaman fark edersin. Ne abi kadar? Eskisi zaten bizim karımız ya. O 60 lira galiba 80 48 liraya satılıyor. İçindeki şeyi alıyorlar. Ha, anladım. Zaten bunu girişine vermişlerdi. Bu bizim tamam. Karımız yani. Tamamdır. Hani eskisi yine ben hani bir şekilde başka bir yok, yerde bir şey değerlendirme imkanım olabiliyor mu? Ha. Satma durumum olabiliyor. İkinci şey. Hurdacılara. Aynı zaten şimdi tamam. Aynı şeyi burada da yapacak. Hani tamamdır. Akü alsan farkını ödeyeceksin. Tamamdır. Hurdacıyı versen yine aynı parayı geri alacaksın. Tamam. Abi bunu fişe takmamız lazım da. Elde mi? Elde. Elde mi? Şunu tak ver abi. Eve çıkacağız. Bir tak ben kullanmayayım. Düşme. Hala kar var. Evet. Dediler. 390 yapıver. Ben
bir şey yapalım. Ne dedilerse o. Ne dedilerse o yani. Ben... Tamam. Tamam. Şifreyi gir ver abi ya da ben gireyim.